بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم رسول الله <applause> لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرَّه وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك دُونَ فضلا مِنَ اللهِ وَنِعْمَة وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيم وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإم بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون Sadakallahul Azim Evet çok değerli izleyiciler Kardelenin televizyonunda bir iftar sevinci programında yine sizlerle beraberiz Canlı yayında Kadim mabedimiz Erzurum'un adeta kalbi mesabesinde olan Lalapaşa camimizin imam hatibi Hafız Musa Dağ hocamla beraberdik Açılış Kur'an-ı Kerim'ini o okudu yani şu salgın hastalıktan önce Dalıpaşa Camii'nde teravih namazlarında gider arkasında tatlı tatlı namaz kılardık. İnşallah Rabbim o günleri tekrar ihsan eder. Bu güzel sadasıyla o kadim mabedimizin yani ecdadımızın taşla örmüş olduğu o ulu mabet, o güzel mabet bu güzel hafızların sesiyle ne yapıyor? Kubbeyi dolduruyor onların tekbirleriyle, tesbihleriyle ve tehlilleriyle. Rabbim eksikliklerini vermesin, Rabbim bedenlerine sağlık, seslerine sağlık versin, sıhhat, afiyet versin. İnşallah biz onlara dua edelim, onlar da böyle güzel güzel sadalarıyla ne yapsınlar? Kur'an-ı Kerim'i en güzel bir şekilde takdim etsinler, ta ki bizim ruhumuz, sadrımız inşirah bulsun. Evet, katkılarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum Musa hocama. Allah ebediyen razı olsun kendisinden. Evet bugün ayrıca Profesör Doktor İsmail Altun hocamla yine beraberiz. Bizim İlahiyat Fakültemiz İslam Tarihi ve Sanatları bölümü başkanımız kendisi aynı zamanda. Kendisi İslam Tarihi hocası. Geçen programımızda Hucurat Suresi ile başlamıştık. Hucurat Suresinden başlamıştık. Fakat Hucurat Suresini bitirememiştik. Hakikaten Hucurat Suresi gerek bizim şahsi ailevi ve içtimai hayatımıza genel anlamda da tüm alemi İslam'a bakan çok enfes prensipler vaz eden e, bir sureyi celile üzerinde çokça durmamız gerekiyor. Çünkü bu ay Kur'an ayı, Kur'an bir şifa, Diyanet İşleri Başkanlığı da bu Ramazan ayını Kur'an'la şifa bulma ayı olarak bir tema olarak belirledi. Ve bizim rahatsızlıklarımız ve bizim hastalıklarımız var. Manevi hastalıklarımız var ve bu manevi hastalıklarımıza Kur'an eczanesinden ilaçlar devşirmeye çalışıyoruz. İşte bu Hucurat suresi inanıyorum ki hem alem İslam genelinde hem de fert özelinde birçok sıkıntılarımıza çözüm getiren bir sureyi celile. Bunu bu işin uzmanı olan değerli hocam İsmail Altun'la hafız İsmail Altun ki kendisi de daha önceden kadim mabedimiz Ulu Cami'nin imam hatibiydi. Ee, şimdi üniversitede e, İslam tarihi hocası Siyer Kur'an ilişkisi bağlamında da çok güzel dersleri var. Fakat hocamızı sadece İslam tarihine hapsetmek olmaz. Kendisi Allah'a binler şükürler olsun. Hem güzel sadasıyla hem hıfzıyla hem de tefsire olan rağbetiyle çok güzel hizmetlerde bulunuyor. Rabbim hizmetini berdevam eylesin, ettirsin inşallah. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler hoş bulduk. Nasılsınız? Hocam. İyisiniz inşallah. Sağlığınız, afiyetiniz. Mevla şükürler olsun. Şükürler olsun. Hocam bugün sizi yorduk. Hakkınızı helal edin. Dersleriniz vardı, konferansınız vardı. Yani bir e, mazeret beyan ettiniz ama artık çıkacak yol yok. <gülüyor> evet. <gülüyor> Onun anladım. için hocam bu yolda yorulmak da güzeldir. İnşallah bir hayır vardır. İnşallah. El hayr fima ve İnşallah. Biz e, elbette hocam yani imana ve Kur'an'a ait hiçbir şey küçük değildir. Bunun için Burada yapılan her şeyin bu insanlar dinlemese bile ben inanıyorum ki mele-i alanın sakinleri bunu dinliyorlar ve manen alkışlıyorlar. Benim inancım budur hocam Allah'ın izniyle. Şimdi biz Hucurat suresini bu mübarek Ramazan ayında sizinle beraber mütala edeceğiz ama kaldığımız yerden. Peki. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Öncelikle ekranları başında bizi izleyen gönüldaşlarımızı selamlayarak başlayalım. Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti, bereketi bütün ehli imanın üzerinde olsun değerli kardeşlerim. hocam. Musa Bey hocamıza tebrik ediyorum. Güzel kıraatiyle gönüllere su serptiler. İftar vaktinde Allah razı olsun. Mehmet hocam şimdi biz eee Hucurat suresinin 6. ayet-i kerimesinde 6. kalmıştık ayeti kerimesinde bir önceki sohbetimizde. E, Musa Bey hocamızın okumuş olduğu ayet-i kerimeler zaten bugünkü konumuz, evet. asıl konumuz. Eee 6. ayet-i kerimeden itibaren devam edelim inşallah. Şunu da söyleyeyim hocam, geçen yani bu Hucurat Suresi ile ilgili sizinle beraber yapmış olduğumuz programdan sonra Allah razı olsun izleyicilerimiz, seyircilerimiz uzaktan, yakından talebelerimiz, öğrencilerimiz, dostlarımız teşekkürlerini ifade ettiler. Ben de bunu burada böyle bir tahtisi nimet olarak ifade edeyim Sağ hocam. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Hazemin min fadda rabbi. var ki laf edeyim özümden mahviyle ya beni benim gözümden fuzuli <laughs> mi demiş. Evet. Cenab-ı Hakk'ın her şey lütfu. Rabbimize hamdü seneler olsun ki bizi Kur'an hizmetinde istihdam ediyor. Şimdi 6. ayeti kerimeyle başlayalım. Ee, geçen sohbetimizde demiştim ki Hucura suresini 5 ana başlıkta incelemek mümkün. Birincisi Allah ile kul arasındaki münasebetleri düzenleyen hükümler. İkincisi Allah'ın Resulü aleyhisselam ile müminler ve Müslümanlar arasındaki münasebetleri düzenleyen ilkeler. Üçüncüsü müminlerin müminlerle olan münasebetlerini düzenleyen hükümler. Dördüncüsü müminlerin bütün insanlık alemiyle münasebetlerini düzenleyen prensipler ve en son da demiştik ki e, imandaki sadakatin önemine vurgu. Şimdi Allah ile kul arasındaki münasebetleri düzenleyen hükümlere değinmiştik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile müminler arasındaki münasebetlere değinmiştik. Şimdi evet. sıra müminlerin müminlerle olan münasebetleri. Eûzu billâhi bismillâh ya eyyuhellezîne âmenû. Ey iman eden gönüller, hitap müminlere. İnce ekum fâsık eğer bir fasık getirdiyse binebe'in yani önemli bir haber getirdiyse. İnce ekum fâsıkun bi nebe'in. Nebe ile haber arasında fark var dedik. Haber sıradan hadiselerle alakalı hususlar ama nebe özellikle çok önemli haber ya dinde hüküm bildiriyor veya kişilerin hukukunu ilgilendiriyor buna nebe ismi veriliyor önemli bir haber getirdiyse fasığın biri fasık kim kafir de olabilir mümin de olabilir büyük günah irtikab etmekten sakınmayan insan evet. yani yalan söylemekten de sakınmayabilir onun için fasık bir adam salih değil. Günahkar birisi bir haber getirdiyse ve bu da çok önemli bir haberse fe araştırınız. Hemen inanmayınız. Hemen o adamın haberine güvenmeyiniz. Niye en tusibu kavmen bi cehaletin bilmeyerek bir kavme bir topluluğa sataşırsınız da fe tusbihu ala ma faaltum yaptıklarınıza pişman olanlar olarak dönüverirsiniz. Yani yaptığınıza pişman olursunuz pişman olsun. günün birinde. Şimdi demek ki müminin mümine karşı münasebetlerinde dikkat etmesi gereken ilk husus ve ilk görev mümin kardeşlerimin hakkında ben bir haber aldığım zaman hemen inanmamam yeah. gerekiyor, muhakkak acaba demem gerekiyor, bir araştıralım demem icap ediyor. Geçen sohbetimizde hatırlıyorum, şunu da söylemiştik yani. Ee, güncel haberler olsun, tarihi rivayetler olsun, evet. tamamında böyle bir tavır sergilememiz gerekiyor. Bugün işte medyada basın yayın aracılığıyla Müslümanları ilgilendiren bir haber, hele hele Müslümanların aleyhinde bir haber yayınlandıysa muhakkak bizim bunu araştırmamız gerekir. Acaba doğru mu? Veya tarihi rivayetler vardır, sahabilerin hukukunu ilgilendirebiliyor diğer Müslümanların hukukunu ilgilendirebiliyor. Önemli bir haber. Öyleyse bizim bu haberi cerh ve tadile tabi tutmamız gerekiyor. Yani ilmi bir tabirle. Bunun aslını esasını araştırmamız, bunu rivayet eden insanların kimliği hakkında ciddi araştırmamız, araştırmalar yapmamız gerekmektedir. Mümin kardeşlerim, Yüce Rabbimiz bizden müminler arasında münasebetlerde ilk olarak bunu istiyor. Evet. Bak birbirinizin aleyhinde konuşmayın. Birbirinizin hakkında su izan yapmayın sıradan haberlere güvenerek. Öyle gelişi güzel falan şunu söylemiş filan işte şunu yazmış veya internette şu hususu paylaşmış. Bunlara güvenmeyin. Aslını esasını araştırın yoksa pişman olursunuz buyuruyor. 7. ayeti kerimeden itibaren devam edecek olursak ve alemu enne fikum rasulullahi Ey müminler bilin ki Allah'ın Resulü sizin aranızdadır. Mehmet Hocam dikkat ederseniz Ve alemu enne fikum Muhammedun buyurulmadı. Veya Muhammed'en buyurulmadı. Resulullah diye ifade edildi. Muhammed aleyhisselam sizin aranızdadır demiyor. Allah'ın Resulü, Resul. Risalet vazifesi nazarlara veriliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki yönü var. Beşeri yönü, Risalet yönü. İnneme ene beşerun mislukum yuha iley. Ben de sizin gibi bir beşerim lakin bana vahiy geliyor. Ben peygamberim. Cenab-ı Hak ey müminler Allah'ın Resulü sizin aranızdadır. Risalet yönü itibariyle Allah Resulü Aleyhisselam'ın getirdiği mesajlar, ilahi mesajlar kıyamete kadar bizimle beraber değil mi? Evet. Bu yönüyle düşünmek lazım. Beşeri yönü itibariyle Peygamber Efendimiz ahirete irtihal ettiler. Ama nebevi yönü itibariyle hala aramızdadır. Çünkü onun getirdiği Kur'an'ı ı Azimüşşan önümüzdedir. Evet. Onun sünnet-i seniyyesi evet hayatımızda iç içedir elhamdülillah. لَوْ يُطِيعُكُمْ ف۪ي min مِنَ الْاَمْرِ la'anittum. İşlerden birçoğu hususunda o Resul Aleyhissalatü vesselam size itaat edecek olsaydı, laanittum sıkıntıya düşerdiniz. Allah Allah. Sanki bugün nazil olmuş bu ayeti i kerime. Evet. Allah Resulü Aleyhissalatü vesselama siz itaat etmezseniz, Resulullah'ın getirdiği dini kendinize uydurmaya kalkarsanız laanittum sıkıntı yaşarsınız. Problemlerle iç içe yaşarsınız. Helak olursunuz. Bak bugün dünya bunu yaşıyor. Evet. Neden biz insanlık alemi olarak musibetlerle, sıkıntılarla, belalarla karşı karşıyayız? Neden terör dünyanın gündeminde? Neden açlık tehlikesiyle insanlar karşı karşıya? Neden hayasızlık zirve yapmış durumda? Niye insanlar bu halde? Niye kural tanımaz halde insanlar? Niçin efendi değiller? Niçin edepli değiller? baktığımızda çünkü biz insanlık aleminin büyük çoğunluğu dini hiç zaten kabul etmiyor. Bir kısmı da dini kendine uydurmak istiyor. Şer'i kurallara kendisi uymak istemiyor. Evet. Kendisine şer'i kurallar uydurmak istediğinden dolayı ne oluyor? İnsanlık alemi sıkıntı çekiyor. Problemlerle iç içe yaşıyoruz bakın. 200 yıldan beri belki de biraz daha ileriye götürecek olsak, üç asırdan beri dünyanın yüzü gülmüyor. Neden? Çünkü dünya hakimiyeti Müslümanların elinde değil. Gayrimüslimler yönlendiriyor insanları. Din, dinsizler için bile gereklidir. Evet. Dinsizlerin bile sıkıntıya girmesine sebep olur. Dinsizlik. Yani Allah korkusu olmayan bir insanın artık belhum adal Olmaması düşünülemez. Yani kork yani, Allah'tan korkmayandan ya, diye Anadolu'da kork çok meşhur korkmayın. bir söz vardır değil mi hocam? Tabi. Bugün insanlık alemi Allah'tan korkarak yaşasaydı bu problemlerle karşı karşıya gelir miydi? Ya. Onun için bakın. Ya. Sıkıntıya girersiniz. Ya. Bugün dünya sıkıntıya girmiş durumda. Demek ki yapılması gereken durumu tersine çevirmek. Kendimizin dine uyması icap ediyor. Evet. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمْ Müminler, lakin Allah Teala Hazretleri size sevdirdi. Neyi sevdirdi? El ال الْا۪يمَانَ imanı sevdik. Müminleri sevdik Allah için. Bu Allah'ın bize bir lütfudur. İmana gönül vermişiz. Mü müminleri Allah için sevmişiz. وَحَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ Evet, حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ ve o imanı kalplerinizde tezyin etti, süsledi, bezedi buyuruyor Cenab-ı Hak. Ha. Acaba imanın süsü ne ola ki? İmanı süsledi buyurdu Rabbimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklıyor. El imanu uryanun iman elbisesizdir. Ve libasuhu takva elbisesi takva duygusudur. Ve zinetuhul haya ve onun zineti haya duygusudur. Demek ki yani İmanı sevdirdi, imanı kalplerinizde süsledi derken size Cenab-ı Hak hem takva duygusu ihsan eyledi hem haya duygusu ihsan eyledi. Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun imanı da seviyoruz, ya. takvayı da seviyoruz, hayayı da seviyoruz, edebi de seviyoruz. Acaba imanı, takvayı, hayayı hoşlanmayan insanlar kendi kendinize sormuyor musunuz? Bu problem nereden kaynaklanıyor? Kendinizden kaynaklanıyor. Çünkü siz öyle bir kıvama gelmemişsiniz. Eğer gelseydiniz, layık olsaydınız Allah size de sevdirirdi bunları. Ve kerraha ileykum el kufra. Allah sizi size kafirliği kerih gösterdi. Küfrü sevmiyoruz. Kafirlerin şahsıyla alıp veremediğimiz yok. Ama kafirlerin küfrünü kerih görüyoruz, evet. hoşlanmıyoruz. Vel fusuka kötü sözler özellikle burada fısıktan kasıt yalan sözler, küfür sözler, müstehcen sözler İmam Gazali'nin ihyasında dilin afetlerinden bahsedilir. 20 madde sayılmış hatta 20 küsür madde sayılmış dilin afetleri. Yani kötü sözlerden mümin hoşlanmaz. Küfürden hoşlanmaz. Kafirlikten hoşlanır mıyız biz? Tabii, ki hoşlanmayız ya. Kainatı yoktan var eden Cenab-ı Hakk'ı tanımamazlık. Nedir ya? ya en onun, büyük felakettir ya, hocam. Ya. Onun gönderdiği kitabı ilahiyi raflara kaldırmak hoşlanır mıyız? Elbette ki biz istiyoruz ki Rabbimizin kitabı hayatımıza yansısın. Hayat ile iç içe olsun. Küfrü kerih gösterdi Cenab-ı Hak hamdü senalar olsun. Fıskı kerih gösterdi. val ve diğer azalarla yapılan günahları, isyanları da kerih gösterdi. Dil ile yapılan isyanları diğer azalarla, diğer organlarla yapılan isyanları Cenab-ı Hak bize ne yaptı? Sevimsiz gösterdi. Eğer biz bugün müminleri seviyorsak, imanı sevdiğimizden dolayıdır. İmanı seviyorsak, Allah'ı sevdiğimizden dolayıdır. Yani eftalü a'mal ila Allahu Teala el hubbu fillah vel buzul Evet. Amellerin Cenab-ı Hakk'a karşı en sevimlisi nedir? Allah için sevmek, Allah için, Allah için, için buğz etmektir. Onun için Yüce Rabbimiz buna, bunu bize ihsan eylemiş. Bakın eğer bir kul sevdiğini Allah için seviyorsa, nefret ettiğinden de Allah için nefret ediyorsa Allah ona çok büyük bir nimet, çok büyük bir rahmet ihsan eylemiştir. Tekim ayeti kerimenin devamında da ona işaret ediliyor. Ulaike humur <laughs> rashidun fadlen min ve ni'me. İşte bu insanlar raşid olanların ta kendileridir. Doğru yolda olanlar kimlerdir? Allah için seven Allah için buğz eden kimselerdir. İmanı seviyor, küfürden nefret ediyor. İşte bu insanlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Fadlen minallahi ve ni'meh. Cenab-ı büyük bir lütuf ve büyük bir nimet olsun diye Cenab-ı Hak imanı sevdirdi bize ve küfrü kerih gösterdi. Evet vesaire. Vallahu alimun hakim. Allah her şeyi bilmektedir ve hükmünde hikmet sahibidir. Ne kadar manidardır bu iki e, ismin yan yana zikredilmesi? Hem alim hem hakim. Alim olduğundan dolayı hakim, hakim olduğundan dolayı alim. Alim her şeyi biliyor. Her şeyi bilince hükmünde hikmet sahibi tam isabet ediyor, yanılmıyor. Her şeyi bildiğinden dolayı yanılmıyor. Yanılmadığından dolayı da her şeyi biliyor. Yani alim sıfatı hakim sıfatını iktiza ediyor. Hakim sıfatı alim sıfatını gerektiriyor. Allahu alimun hakim. Geçiyoruz 11. ayeti kerimeye. Ne mesajlar var Allah'ım. Bak buraya kadar ne buyuruldu? Müminler. Müminler hakkında bir haber işittiğiniz zaman inanmayacaksınız. Evet. Onu araştıracaksınız buyurdu. Sonra Allah'ın resulüne itaat edeceksiniz. Dini kendinize uydurmayın, perişan olursunuz. Sıkıntıya girersiniz buyuruldu. Sonra Allah için seveceksiniz, Allah için buğz edeceksiniz yorulduktan sonra ve in taifetan mu'minin. Hocam Mevlana Celaleddin Rumi bir beytinde, bir mesajında ey Kur'an'ı kendi heva ve hevesine göre tevil eden kişi. Diyor ki Kur'an'ı diyor, değil kendini tevilet. Ya yeah, yeah, Kur'an'ı düzeltmeye kalkma. Yani diyor, o seni düzeltmeye gelmişken senin onu düzeltmeye kalkman ne abes. Yeah. hasta sensin diyor. Tabibini tedavi etmeye kalkman diyor. Ne kadar garipçe bir davranış. Yeah. E şimdi şifa bu. Hasta olan biziz. Doktor reçeteyi veriyor. <laughs> bir reçeteye beğenmiyoruz. Başka ilaçları ya bu doktorun sefer ne yazdığı yapıyorum? ilacın acaba yalnız. Yani bunu kendimize düzeltmeye, yani bunu düzeltmeye kalkmak ne abes yani. Ya. Olacak gibi değil. Ya. Onun için insanın kendisinin düzgün olabilmesi için, burada anlatılan ayet-i kerimelere masadak olabilmesi açısından, buna tam bir tetabuk gerekiyor. Tam bir uyum gerekiyor. Ha. Evet. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür diyor merhum Akif'te. Malumunuz ya eyyühellezine amenu diye başlayan ayet-i kerimede. Yani madem takva ve haya bizim elbisemiz ve süsümüz iman. Onlarla ne yapıyor? Zinetleniyor. Onlarla işte efendim çıplaklığı örtülüyor öyle diyelim. Onun için o paslı yüreği sinede taşımayalım. İnşallah. Bu Kur'an ve kainat kitabını okuyup imanımızı güçlendirelim yani. Evet. Ve bizi orada mesela la el cennete hatta tu'minu değil mi hocam? Evet. Ve la tu'minu hatta tuhabbu <laughs> ve la adullukum ala şeyin Yani iman aynı zamanda cennetin anahtarı. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ve şart nedir? Birbirinizi sevmedikçe de iman, iman etmiş olamazsınız. <laughs> Ayet-i kerime şimdi gelecek. Öyle değil mi hocam? Evet. Buyurun. Şimdi 6. E, 7. ayetleri okuduk. 8. ayet, 9. ayete geldik. Eûzu billâhi bismillâh ve in taifetâni minel mü'minîne müminlerden iki taife birbiriyle savaşırsa. O burada şimdi yeni bir mesele gündeme geliyor. İki ayrı mümin grup varmış. Müslüman varmış. Bu iki mümin grup birbirleriyle savaşabiliyorlarmış in ini şartiye kıllet ifade ediyor. Yani her zaman olmaz ama hasbel beşer olabilir mi? Olabilir. Bazen mümin de müminle kavga edebilir. Kardeş kavgası bu. Olmaz mı evimizde kendi kardeşlerimizle, öz kardeşlerimizle tartıştığımız, kavga ettiğimizde oluyor. İnsanlık. Evet. Onun için Cenab-ı Hak diyor ve in taifeten minel mu'minin eğer müminlerden iki taife, iki grup birbirleriyle savaşırlarsa, ya Rabbi demek mümin olduğu halde savaşabiliyorlar. Evet ey kulum evet. mümkün. İmkan dahilindedir. Ey savaşın içinde yer almayan müminler size bir vazife düşüyor. Fe aslihu beynehuma. Bu iki taifenin arasını siz, ıslah ediniz, düzeltiniz. E peki fe in bagat ihtahuma al Bu iki taifeden birisi yola gelmiyor, söz dinlemiyor, bağilik yapıyorsa yani baş kaldırıyor söz dinlemiyor. Bağirik bu demek. Evet. Bağirlik yapıyorsa fekatilulleti tebri. Bağirik yapanlara karşı siz de savaşın. Ne demek oluyor bu? Yani haklı olan müminlerin safında siz de yer alın. İyi de iyice haklı taraf güç kazansın. Bağı olan taraf güçsüz kalsın, yola gelsin. fekatilulleti tebri o bağı olanlara karşı siz de savaşın. Ne zamana kadar? Hatta tefi ile emrillah. Allah'ın emrine dönünceye kadar, ya. yola gelinceye kadar, söz dinleyinceye kadar onlarla mücadele edin siz de diyor. Şimdi demek ki İslam dininde kimle savaşılıyormuş? Ha, tek kelimeyle zalimlerle, tek kelimeyle zalimlerle. Bu zalim kafir de olabilir, mümin de olabilir. Haksızlık yaparlarsa, hukuk tanımazlarsa bu kim olursa olsun İsterse mümin olsun ona karşı da savaş ilan edilebilirmiş demek evet. ki. Hazreti Ebu Bekir bağilerle savaştı değil mi? Mürtedlerle evet. de savaştı bağilerle. Biz Müslümanız ama zekat vermiyoruz diyen bağim Müslümanlara karşı dahi savaş ilan etmişti. Hazreti Ali Kerramallahu Allahü veche o sıffin savaşı meselesinde İhvanuna bagav aleyne diye bir ifadesi var. Kardeşlerimiz ya, bize karşı bağı oldular oraya diyor. Oraya gelecektim siz hatırlattınız. Öyle Güzel. Mi? İlk, i̇lk de hatırlattınız. Kardeşlerimiz diyor ama. Ya çok önemli o işte. O ihvan var ya ihvan evet. kelimesi. Zaten ayetin kelimeleri İnnem evet. İnnemel devamında da gelecek. da innemel geliyor. Şimdi Hazreti Ayşe annemizle Hazreti Ali savaşmışlar Cemel vakasında. Karşı karşıya gelmişler. Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye de sıffinde karşı karşıya gelmişlerdir. Allah Allah nasıl olur yahu Hazreti Ayşe ile Hazreti Ali nasıl savaşır? Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye nasıl savaşıyor? Bunlar sahabi değil mi? E tamam bunlar sahabeden de mümkün yani imkan dahilinde bunlar melek değil ki. Evet. Bunlar masum değil ki. Bunlar insan ya bunlar. Bunlar evet mutlaka hata yap, hata da yapabilirler. İsabet de edebilirler. Bunlar insanlık e, icabı bu savaş edebilirler, kardeş kavgası da yapabilirler. Ama burada çok mühim bir şey var işte. Siz hatırlattınız mı? Madem yeri geldi hemen zikredelim, devam edelim. Ve bu savaşların çıkmasına sebep de hocam o fasık kimselerin getirmiş olduğu haberler yani. Şimdi e, o haberler yani birbirlerini anlamama yani haberlerden ziyade yani o biraz tabi başlı başına bir konu. Evet. Yani Cemel Savaşı'nın sebebi nedir? Sıffin Savaşı'nın sebepleri nelerdir? Benim şahsi kanaatim araştırdığım kadarıyla görebildiğim kadarıyla yani Hazreti Ali'nin yanlış anlaşılmasıdır. Evet. Yani Hazreti Osman'ın katilleri meselesi lazım. Ona girmeyelim ama şu evet. kadarını söyleyelim. Şimdi Hazreti Ali, çok ilginç Mehmet Bey mesela bakın Hazreti Ayşe annemizle savaştılar. Karşıda öldürülenler var her iki tarafta. Bir, her iki taraftan öldürülen müminlerin cenazelerini, cenaze namazlarını kılıyor ve defnediyor. Bak, hem onların hem bunlar. Hmm. Gözyaşları akıyor. Bak kardeşlerim beni yanlış anladı diyor. Bak kardeşlerim ifadesi var. Biz çarpışsak da, savaşsak da, birbirimizi öldürsek de yine kardeşiz. İlginç bir mesaj bu. Kardeşlerim diyor beni yanlış anladı. Sonra üç, karşıdaki mesela Hazreti Ali'nin taraftarları zafer elde etmişlerdi. Hazreti Ayşe taraftarları yenilmişlerdi. Geldiler Hazreti Ali'ye. Ey Ali dediler, ganimet almayacak mıyız bunların mallarını? Hazreti Ali onları onlara çok sinirlendi ve onları ne yaptı? Ee, azarladı. Dedi ki, haşa ve kella, Hazreti Ayşe'yi kime cari olarak verelim? Yani demek istiyor ki, iyi utanmaz adamlar. Bunlar sizin din kardeşiniz. Din kardeşinizin malı ganimet alınır mı hiç? Bakın ne Cemel vakasında ne de Sıffin Savaşı'nda Hazreti Ali müminlerdir gerekçesiyle, kardeşlerimizdir gerekçesiyle ganimet almamıştır. Evet. Yani ganimet hesapları yapılmamıştır daha doğrusu. Yine kardeş, yine kardeş. Onun için fe aslihu beynehumâ e, buyuruldu fakatil ulleti tabi hatta tefiye ile emrille Allah'ın emrine gelinceye kadar siz de onlarla savaşın diyor. Ondan sonra fe infaat Peki yola gelirlerse ya Rabbi, ya Rabbi, evet söz dinlediler. Karşı taraf bağiliği, haksızlığı bıraktı yola geldi. Feyin bagat إح... evet feyin fa aslihu beynehuma bil Aralarını ıslah edin ama adaletle ıslah edin. Yani e, hakkaniyette riayet ederek ıslah edin. Yeri gelmişken söyleyelim. Cemaatin aklında kardeşlerimizin, dinleyicilerin aklında kalır. Benim babam emekli imam da sen tanıyorsun Mehmet Hoca. Evet Allah şifa versin. Amin. Kürsüde vaaz ederken bir gün demiş ki bayramda aziz cemaat müminler kardeştir. Nedir bu dargınlıklar, küskünlükler? Gelin barışın ya bugün kardeşlik günüdür. Barışalım, konuşalım, kucaklaşalım diye. Diyor ki ben vaaz ederken caminin ortasından adamın birisi kalktı dedi ki hocam dedi. Beni bir dinleyebilir misin? bu e, buyurun dedik. Dedi ki bak ben şu senin kürsinin yanı başında oturan şu şahsın abisiyim. Ben daha yaşlıyım. Defalarca ayağına gittim barışmak için. Kabul etmedi barışmayı. Hala kabul etmiyor. Böyle babam diyor ki yüzüne baktım adam kalktı. Küçük kardeş dedi ki abi benden aldığın taksinin ücretini bana öde ben de barışayım. <laughs> Böyle yağma yok. Hem haksızlık yapıyorsun. Hem de. Hem malıma evet el koyuyorsun. Hem de haklı çıkmaya çalışıyorsun. Şimdi bakın bu ilginç bir şey. Fe aslihu beynehume müminlerin arasını sadece ıslah edin demekle de yetinmedi Mevla. Bil adli. Ha. Adaletle ıslah edin. Hani haksızlık yapandan efendim hakkını alın. Hak sahibine teslim edin. Adalet zaten o değil mi hocam? Ha, Her hak sahibine hakkını vermek. Evet. Ya hakkı kul hakkın hak buyurmuş peygamber peygamberimiz evet. ne, kadar, ne kadar güzel buyurmuş her hak sahibine hakkını iade edin hakkını verin. Şimdi hmm. bilati ve aksidu ve adaletten ayrılmayın. Hmm. yapmadı Yapmadığı yaptığınız yapmadığı ne olursa olsun adaletten ayrılmayın. Aksidu inna Allah yuhibbul muksitin. Zira Allah adalet edenleri adaletle iş yapanları seviyor. Hmm. Adaletli olanları seviyor daha doğrusu el muksitin. Şimdi burada bak ne kadar manidar hemen geliyor 10. ayeti kerime. Buyuruyor ki innemel mu'minune ihve. Hocam 10. ayeti kerimeyi Musa hocamızın evet. okuyacağı ilahiden sonra. İsterseniz ben diyorum hocam tam irtibatlı ya 10. Ha. ayetten sonra Musa hocam Tamam başlarsın. Musa hocama öyle yapalım. Evet yani bölünmesin. Komün... Tamam hay hay Çok ilginç çok çok sıkı irtibatı var bu iki ayetin birbiriyle. İnnemel mu'minune ihve diyor. Müminler diyor bakın İki mümin taife birbirleriyle savaştılar mı? Evet. savaştılar. Bir tarafını sakın tekfir etmeye kalkışmayın. Bu gruplardan birbirini tekrif, tekfir tekfir etmeyesiniz, böyle ha. bu hataya düşmeyesiniz. İnnemel müminune ihve, savaşsalar da müminler ancak kardeştir. Ya. Çok ilginç. Evet. Yani, aslihu beynehuma. Siz ıslah etmeye çalışın aralarını. Siz onu bunu tekfir etmeyi bırakın. Ha. Müminlerin arasını ıslah edin ve takvallah ve bu konuda hassas davranın. Allah'a karşı saygılı davranın. Sorumluluk bilinciyle hareket edin. Öyle gelişi güzel şu müminlere, bu müminlere dil uzatmayın. Hele hele bunlar sahabilerse daha dikkatli olun. Tequllah ya. alealleküm turhamun. Böyle yapın ki ilahi rahmete nail olasınız. Hmm. Benim talebelerime sürekli söylediğim bir vecizem var. Yani vecize de acizane bana ait Mehmet hocam. Hmm. Diyorum ki onlara yazın defterlerinizi arkadaşlar. Bu Sıff'in savaşına işte Cemal vakasına değindiğim zaman genelde bunu yazdırırım. Dedim ki benden size hatıra kalsın. Yazın arkadaşlar. Katil ve kıtal hadiseleri uhuvvet rabıtasını koparamaz. Bak İslam'a göre katil ve kıtal hadiseleri dahi uhuvvet rabıtasını koparamaz. Ne demek bu? Biz birbirimizle savaşsak da kardeş kavgası yapsak da birbirimizi öldürsek de bu din bağı o kadar kuvvetli bir bağ ki evet. o kadar güçlü bir bağ ki o katıl ve kıtal hadiseleri bile bir bakın kardeşlik bağını hala koparamamış çünkü ve imtaifeten minel mu'minine iqtetelu diye başladı evet. birbirleriyle savaşanlardan bahsetti Rabbimiz hemen arkasından ekledi innel mu'minune ihvetun yine kardeşsiniz buyurdu onun için bu konuda çok dikkatli olmak gerekmektedir. Buyurun. Evet. Evet Musa hocam, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hocam, evet. Böyle çok hmm. Evet. Buyurun Musa hocam. Ey benim sultanım özüm Hicranım çok gülmez yüzüm Yakup oldum ağlar gözüm çağırırım ey dost seni Yakup oldum ağlar gözüm çağırırım ey dost seni Şimdi cismimden güda E... iran yanar şu bağrımda Musa ile turdağında çağırırım ey dost seni Musa ile Hüseyin'imle Kerbela'da çağırırım Ey dost seni Hüseyin'imle Kerbela'da çağırırım seni Dağlar taşlar yollar açtım Susuz çöllerde dolaştım Vardım ravzana ulaştım sana geldim ya Muhammed Alemlere sensin rahmet Vardım Ravzan'a ulaştım Sana geldim ya Muhammed alemlere sensin rahmet Zavzandayım rüya değil Hayal değil hülya değil İçtenlik bu rüya değil. Sana geldim ya Muhammed Alemlere sensin rahmet İçtenlik bu rüya değil Sana geldim ya Muhammed alemlere sensin rahmet başım yerde huzurunda bu can fedadır uğrunda al be Sana geldim ya Muhammed Alemlere sensin rahmet Al beni erit nurunda Sana geldim ya Muhammed آلام لنا سنسين رحمة درت بان دادير دوا سندا هستابني مشيفا سندا أراد وفا Sana geldim ya Muhammed Alemlere sensin rahmet Aradım vefa sende Sana geldim ya Muhammed alemlere sensin rahmet, ala Resulina Muhammedin salavat. Evet, Musa hocamıza çok teşekkür ediyoruz. İki güzel ilahiyle, öyle bir rahatladık, bir dinlendik. Aynı zamanda Cenab-ı Hak'a böyle bir iltica. Bizim ilahilerimizde hocam, İslam tarihine mutlaka göndermeler vardır. Musa ile Tur Dağı'nda çağırayım Mevlam seni, yalvarayım sana Mevlam tarzında. Aynı zamanda bizim insanımız aynen Yunus Aleyhisselam gibi ve hatta balığın karnındadır. Yusuf Aleyhisselam gibi kuyudadır. Orada Cenab-ı Hakk'a iltica eder. İbrahim Aleyhisselam gibi ateşe atılmıştır. Ya Naru berdem ve selame. Duasını yapar. Öyle Kerbela'da Hüseyin Efendimiz gibi onunla ne yapar? Cenab-ı Hakk'a böyle iltica eder, sığınır. Sonraki ilahide de tabi alemlere rahmet olan Efendimiz Aleyhisselatü vesselam yani ona gelmek, ona dönmek, ona yönelmek o kadar güzeldir ki hocam. Aklıma şu geldi. Tabi Hucurat suresinin ayetlerine geçmeden önce Medine-i Münevvere'de Hazreti Ömer zamanında bir bedevi Hazreti Peygamber'in kabri saadetlerinin önünde bir duada bulunuyor. Hocam dua öyle samimi içten ki Hazreti Ömer dinliyor bunu. Bedevi diyor ki ey Allah'ım diyor bu senin sevgili Habibin. Eğer diyor <laughs> beni affedersen senin diyor Habibin sevinir. Ama diyor sen beni affetmezsen şeytan sevinir diyor. Sen düşmanını diyor sevindirmekten ve sevdiğin Habibini diyor üzmekten berisin. Beni diyor onun bereket hürmetine affet. Şimdi öyle içten dua ediyor. Allah'ım diyor. Şeytan senin düşmanın ama diyor. Bu alemlere rahmet olarak gönderdiğin senin habibin. Sen yani. diyor şeytanını diyor sevindirme. Yani. Düşmanını sevindirme. Daha sonradan devam ediyor. Diyor ki Allah'ım diyor. Bizim burada yani e, Arap toplumunda diyor. Hatırlı, saygın biri öldüğü zaman onun diyor şerefine onun diyor kölesi azat edilir. Allah'ım diyor. <laughs> ben de yani diyor senin huzurundayım. Tamam. Beni de diyor böyle bu sevgili Habibin bereketi hürmetine beni de diyor böyle günahlarımdan azad et deyince Hazreti Ömer bu duayı duyunca hemen ellerini açıyor. Allah'ım diyor beni de ben de diyor bu bedevinin duasını yapıyorum tarzında ona iltica ediyor. Hakikaten bizim ilahilerimiz olsun. Yani kesinlikle ...hem bir eğitici yönü vardır... ...hem aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ı sevdirici... ...hatırlatıcı bir yönü vardır... ...ne kadar güzel... Evet, ...sana evet. geldim ya evet, Muhammed... Evet, ...beni... Evet. ...mesela kendi potanda erit... ...o ya. potada erimek evet. ne kadar güzel şeydir hocam ya... ...evet... ...evet Evet hocam... ...Bedevinin duasına biz de amin ...biz de, de amin biz diyelim, diyelim. Bedevinin abi, duasına... De ...hocam Şehir ne kadar güzel dualar... ...çünkü... ...şimdi tam ortasındayız Ramazan'ın... ...artık... E, ...zevale doğru gidiyor... Ya. sayılı günler geçiyor tabi hani o Necip Fazıl'ın çok güzel geçti geçti mevsimler süpürüldü takvimler gidenlerden kalan şey duvarlarda resimler mezarlarda isimler geçti geçti mevsimler mevsimler bir bir geçiyor hocam kış gitti şimdi bahardayız bahar geçecek yaz gelecek yaz gidecek güz gelecek derken bütün bu mevsimler adeta bizi ne yapıyor değirmenin ortasındaki buğday gibi öğütüp duruyor böyle onun için en güzel bir şekilde Rabbim bu nefesimizi imanla vermeyi cümlemize nasip etsin. Amin. Amin. Evet hocam. Buyurun. Peki. 11. ayet-i kerimeden 11. devam ediyoruz 11. ayet. Euzu Ya ayyuhallazina amanu şimdi bu 11. ayet-i kerimeden itibaren de kardeşlik hukukuna riayet etmenin ilkeleri sıralanıyor. Yani hmm. müminler kardeştir buyuruldu. Şimdi kardeşlik hukukuna riayet etmenin zamanı. Bak şu şu hususlara dikkat edin. Şimdi altı madde sıralıyor Cenab-ı Hak özellikle. Şu altı hususa dikkat çekiyor. Fakat diyor ki bakıyoruz ki ilk üç madde müminlerin bir arada olduğu zaman dikkat edilmesi etmeleri gereken maddeler. Son üç madde de müminlerin gıyabındaki kardeşlerine Hmm. karşı ıı, takınması gereken hususlar veya ıı, ıı, sergilenmesi gereken davranışlar. Şimdi bakıyoruz. Ee, ya eyhu'llezine amenu, ey iman edenler. La yeskhar kavmun min kavmin bir kavim diğeriyle alay etmesin. İstihza etmeyin. Maskaralık yapmayın yani. La yeskhar kavmun min kavmin. Bu anlaşılıyor ki karşı karşıya bir arada bulunanlar için geçerli bu özellikle. Bak birbirinize alay etmeyin. Özellikle başta bu. <laughs> Asa en yekunu hayran minkum. Asa en yekunu hayran minkum. Belki alay edilenler alay edenlerden daha hayırlı olabilir. Evet. Sizden daha hayırlı olabilir Allah katında. Niye alay ediyorsunuz? <laughs> Ve la nisa um min nisa'in. Kadınlar da birbirleriyle alay etmesinler. Asa en yekun en hayran minhunna. Belki alay edilen kadınlar alay edenlerden daha hayırlı olabilir. Şimdi burada birinci madde kardeşlik hukukuna riayet etmek için birbirinizle alay etmeyin, dalga geçmeyin, istihzayı bırakın. Fakat burada bir soru akla geliyor. Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin buyuruluyor. La yeskar kavmun min kavmun. Mesela yekunu hayran minhum buyuruluyor. Evet. Sonra kadınlar da birbirleriyle diye kadınlar vurgusu yapılıyor. Acaba kadınlar acaba bu topluluktan neden? müstesna mı yani? Ya mi acaba hocam? neden? O şöyle bir soru akla geliyor. Kadınlar da kadınlarla alay etmesin deniyor ya. Acaba kadınların erkeklerle alay etmesi caiz mi? <laughs> Veya erkeklerin kadınlarla alay etmesi mübah mı? Ha, Bakıyoruz. ha. Buna baktığımızda çok ince bir nüktenin olduğunu görüyoruz. İslam toplumunda Normal şartlar altında kadının yeri ayrıdır, erkeğin yeri ayrıdır. Bir zaruret, bir ihtiyaç hasıl olmadıkça gelişi güzel, keyfi olarak, laubali bir şekilde kadınlarla erkeklerin aynı ortamı paylaşmaları tasavvur dahi edilmemiş ki kadın erkekli erkek kadınla alay etmesin denilsin. Onun için altını özellikle çizmek gerekiyor. İslam toplumunda demek ki kadının yeri ayrıdır, erkeğin yeri ayrıdır. Evet, asa en yekunne hayran minhum ve telmizu enfusekum. Yine yanı başınızda olan kardeşlerinize karşı takınmanız gereken bir husus daha geldi. Ve la telmizu enfusekum. Nefislerinizi kınamayınız. Yani birbirinizi de demiyor Cenab-ı Hak nefislerinizi bu hem kendi nefsiniz için geçerli hem kardeşinizin nefsi için. Yani ee, el mu'minu lil mu'mini kel buniyen Mümin, mümin için bir beden, bir vücut gibi ya hani. Evet. Kardeşini kınamak, kendini kınama anlamına geliyor. Evet. Bugün televizyonda efendim televizyon ekranlarında böyle oturup da Müslümanın dediği halde Müslümanları e, ne şey yapanlar Müslümanların ayıplarını sıralayanlara duyurulur yani. Evet. Kendinizi kınıyorsunuz. Kendinizi ayıplıyorsunuz. Müminler birbirinizi yüzünüze karşı ayıplamayın demektir aynı zamanda. Ve evet. la telmizu enfusek. Ve la tenebezu bil elkab. Bir de birbirinizi lakaplarla çağırmayın yani kötü lakaplar demek. Çünkü iyi lakaplar kişinin kalbini kırmaz onda bir beis yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabilerden icellerine lakap vermiş, künye vermiştir. Kum ya Eba Turat diyor. Hazreti Ali'ye elbiseleri toz toprak içerisinde kalmış Hazreti Ali'nin kalk ey toprağın babası diyor. Künyesi Ebu Turab oluyor mesela. Evet. Bunda bir sıkıntı yok. Ebu Hureyre Hazretleri işte bir kediciği varmış, küçücük bir kediyi çok severmiş. Ebu Hureyre buyurmuş Peygamber Efendimiz, kalmış Ebu Hureyre. Asıl evet. ismi Abdullah mıydı? Evet. Bak Ebu Kedici. Hureyre diye diye zaten asıl ismini bile neredeyse evet. unuttuk yani. Kedicik babası demek. Bunda bir sıkıntı yok. Hazreti Ebu Bekir'e es lakabı verilmiş. El-Atiq lakabı verilmiş. Hz. Evet. Hazreti Ömer'e El-Faruk lakabı verilmiş. Yani dost doğru Ebu Bekir. Cehennemden azat edilmiş Ebu yani. Bekir. Hakkı batıldan ayıran Ömer gibi. Ha demek ki güzel lakaplarla çağırmakta bir beyir birisi yok ama mümin mümine kötü lakap takmamalıdır. Hı. Duyduğu zaman veya işte yüzüne karşı söylediğin zaman alınacaksa incinecekse o tür lakaplardan sakının diyor Cenabı. Bir ise ismul fusuk ba'de iman. Bunlar fasıklıktır yani demek ki. iman ettikten sonra iman ile müşerref olduktan sonra fasıklık ne kötü şeydir. Yakışır mı bir mümin'e? Yani bir mümin'e böyle basit şeyler yapışmaz. Yani? Maskaraya alması, alay etmesi demek, dalga ya. geçmek. Onun ayıbını yüzüne vurmak. Evet. Veya işte onu kötü lakaplarla çağırmak. Bu yakıştı mı size ey müminler? Bir isel ismul fusuku ba'de liman. Yani. Ve men yetub fe Kim bu gibi şeyleri yaptıysa ve tevbekar olmadıysa onlar hmm. zalimlerin ta kendileridir. En başta kendi nefislerine yazık ettiler. Yani bir de yapabilir ama tevbe kapısı açık. Tevbe kapısı da açık evet, elhamdülillah. Yani bundan, yani bundan dönsün manasına, manasına değil mi hocam? Tabi tabi yani mümin bir hata yaptıysan samimi ol gözyaşı akıt Allah'ım affeyle daha yapmayacağım de yani ve men lem yetub fe humuz zalimun zalim olursunuz zalim kimseler olursunuz eğer tevbekar olmaz da ısrar ederseniz hatanızda hem kendinize yazık edersiniz hem mümin kardeşinizin hukukuna tecavüz edersiniz bak bu haksızlıktır bundan zalimlik yani ya. insanları renginden dolayı veyahut da bir takım uzvi kusurlarından dolayı da bu gibi alay almalar olabiliyor tabii, hocam tabi tabii tabii alaya mesela İslam tarihinden siz daha iyi bilirsiniz Ebazer yani Ebu Zer ya. radıyallahu an bir boş bulunuyor. Bilal Habeşiye kara kadının çocuğu ya. deme. E, basiretsizliğini gösteriyor diyelim artık. Böyle bir defa ya. ağzından çıkıyor bu. Ve Bilal Habeşi gidiyor peygamberimize ya Resulallah Ebazer bana böyle dedi. Daha sonradan Hazreti Peygamber Ebazer'i adeta fırçalıyor. Ya sen daha hala cahiliye kalıntısı mı var ya, ya. Ebazer? En sonunda Ebazer ne yapıyor? Öyle bir tövbe ediyor ki gidiyor Bilal Habeşi'nin Eşiğine yüzünü koyuyor vallahi diyor o kara ayaklarına şu yüzüme basmadıkça bu yüzümü kaldırmayacağım buradan diyor. Yani. Şimdi tevbe çok Hazreti ciddi. Hazreti Bilal ne diyor? Ya. <gülüyor> <gülüyor> o o alın, o yanak evet. basılmaya değil öpülmeye layıktır öpüyor, diyor. Değil yani. mi? Bak hemen sulh. E, bulunuyor varmış. böyle evet. suç insan yani, ne yapabilir? İnsan yani, ne olarak. Olarak. nedir? Bozulan evet. esas duruşu düzeltmek, evet, düzeltmek yani. Evet, yani kendinize gelin. Hmm. Rabbinize karşı samimi olun bir daha bu hatalara düşmeyin demektir. Şimdi bu üç hususa dikkat ettiniz mi ettiniz. Bir de kıyabında kardeşlerinize evet. takınmanız gereken tavırlar vardır. Bunlardan birincisi. Ya eyyühellezine amel tekrar ey müminler evet. imanlı gönüller. İçteni bu kesiran minel zan zannın çoğundan sakının. Şimdi inne ba'da zan isim. Zira zannın bir kısmı vebaldir. Ya. Bir kısmı vebaldir siz çoğundan sakının yani ihtiyatla amel edin. Hmm çoğundan, çoğundan sakınmak suretiyle siz tedbirinizi alın. Ya ne kadar güzel kurallar. Allah'ım müminlere sen nasip eyle. Ya Rabbi Amin. bu kuralların yaşanmasını. Bakın Hazreti Ayşe validemize birileri iftira ettiler. Şimdi, çok uzun hadise de yani evet. Mustalik gazvesinde Hazreti Ayşe'ye zina isnadında bulunuldu. Bulunanların ele başlısı Abdullah bin Ubey bin Selul idi. Münafıkların reisi yani gizli kafirlik yapan ajan bir adam. Abdullah bin Ubey. Yaygarayı koparmış. Ona inanan müminler de olmuş. Hassan bin Sabit gibi, Hazreti Mistah gibi. Evet. Müminlerden de bazıları inanmışlar. Halbuki Cenab-ı Hak ne buyurmuştu? Fasık haber getirdiyse araştırın. araştırın. Bak araştırmadılar. Acaba dediler yoksa Hazreti Aşi gerçekten de bu kötü fiili işledi mi? Haşa ve kerim. Yüce Allah Nur suresinde yaklaşık iki sayfa ayet gönderdi. İnnellezine ceau bil ifk usbetun minkum diye başlıyor, geliyor ayetler. Ve Hazreti Ayşe'nin temiz olduğunu alemlere ilan etti. Elhamdülillah. Fakat orada müminler uyarırken buyurdu ki: "Velavla yeah. iz semi'tumuhu zannal mu'minun vel mu'minatu bi'anfusihim hayran ve kalu hadza ifkun mubin." Ya ey mümin erkekler ve mümin kadınlar, siz o iftirayı duyduğunuz zaman o haberi duyduğunuz zaman Hazreti Ayşe'nin aleyhinde bir haber bu. Önemli evet. bir haber. Siz bunu nefislerinizde, gönüllerinizde hayra yorup da demeniz gerekmez miydi ki haşa Hazreti Ayşe tertemizdir, pırıl pırıldır bu apaçık bir iftiradır demeniz gerekmez yani. miydi? Bakın şimdi. Burada ne var? Demek ki müminin mümin'e karşı hüsnü zan beslemesi esastır. Evet. Suizan değil. Evet. Neden? Hüsnü zandan yanılırsak vebali yok. Evet Suizandan yanılırsak vebali çok ağırdır. Tabii. Bunun altından kalkılmaz E şimdi bakıyorsun Müslümanlar hakkında bir haber işte basında yayında efendim e, duyuluyor görülüyor vesaire hemen Müslümanlar safdirlik edip inanıyor ya inanmayacaksın arkadaş. Bak bu müminse Müslümansa en başta diyeceksin haşa benim kardeşim böyle bir şey yapmaz apacık bir iftiradır. Göreceksin büyük ihtimalle iftiradır. Ama hiç olmazsa yanılmış olsam bile vebare girmesin. Çünkü hüsnü zandan dolayı evet. vebare girilmez. Bakın Cenab-ı Hak bize ne prensipler koyuyor. Onun için içteri <laughs> bu kesiran minaz zan. Bu izandan sakının ya zannın çoğundan sakının su-i izandan düşersiniz. Hocam, diğer müslümanları suizanına sevk edecek davranışlarda da bulunmamak Avlaşlar. gerekiyor değil mi Aynen ya. öyle. Evet. Ya. Çok da dikkatli olması gerekiyor müminlerin. Çok müminleri. dikkatli olmak İstismara gerekiyor. İstismara kapı aralayacak söz ve davranışlardan da sakınmanız gerekmektedir. Bir değil. Allah dostu şöyle diyor hocam, ben diyor bir kardeşimi mesela uygun olmayan bir mekanda görsem kardeşimi diyor. Şöyle düşünürüm. Benim bu kardeşim burada bu insanlara işte ihmanın e, imanın ve İslam'ın güzelliklerini anlatıyor diye düşünürüm. Mesela asıl olan hüsnü zandır ya hocam. Abi suizanla e, gitmeden. E, tabi e, evet hüsnü zan. Güzel niyet beslemek varken. Müslümanın Müslümana en güzel şeylerinden bir tanesi de hüsnü zanda tabi tabii, bulunmak. Tabii, tabii. Evet, hocam. Sonra vela tecessesu buyuruyor. Bir ya. kural daha geldi. Bak yanınızda olmayan bir mümin kardeşiniz var. Ya gizli ayıplarını araştırmayın Allah aşkına. Ya örtün men setara muslimen setarahullah Allah Müminin ayıbı araştırılmaz ki örtülür. Mümin ya. müminin ayıbını örtmesi gerekir. Vela tecessesu ayeti kerimesinin tefsiriyle alakalı, tefsir kitaplarımız bir hadiseden bahseder. Çok meşhurdur Hazreti Ömer ile alakalı. Hazreti Ömer halifedir, devlet başkanıdır. Medine sokaklarında geceleyin dolaşır. Kimin ne derdi varsa, kimin nasıl bir ızdırabı varsa, o ızdırapları dindirmek için, işte hmm. derdine derman olmak için, problemlerini halletmek için böyle dolaşırmış. Sorumluluk duygusuyla yaşayan adaletli Ömer bu. Hmm. Dolaşırken Medine sokaklarında evin birisinden bir ses geliyor Meğer adamın birisi kafayı çekmiş, içki içmiş. Bir de çalgı sesi herhalde açmış olmalı ki Hazreti Ömer duymuş. Efendim hemen böyle Hazreti Ömer sinirlenerek kapıdan değil bahçenin duvarından aşarak <laughs> selam vermeden içeriye girip adamı hırpalamış. Ey Allah'ın düşmanı bu saatte Allah'ın seni benim elimden koruyacağını mı zannettin? demiş ki ağır ol Ömer. Bir dakika sana bir şey söyleyeyim demiş. Ben bir hata işlediysem Ömer sen üç hatayı bir arada işledin haberin var mı? Bunu sarhoş söylüyor yani. O zamanki sarhoşlara bak. <laughs> Hazreti Ömer duruyor. Anlat bakayım ne hatası var bende? Ne hatam var? Dedi ki bir. Cenab-ı Hak buyurdu: "Vatul buyuta Evleri evlere kapılarından, kapılarından girin. Sen girin. kapılardan kapıdan girmedin ki. Ciddi, Duvardan e açtın geldin diye. Yani. Bak Cenab-ı Hakk'ın bir ayeti kerimesini ihlal etti. İki, Cenab-ı Hak buyurdu ki وَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى ve وَتُسَلِّمُ عَلَى اَهْلِهَا Kendi evinizin dışındaki evlere gireceğiniz zaman izin almadan ve onlara selam vermeden içeriye girmeyin. Sen benden izin aldın mı Ömer? Almadım. Selam verdin mi? Vermedim. Bu ayeti kerimeyi de ihlal ettin mi? Hazreti Ömer dinliyor. <laughs> eee <Evet>, diyor. Ve tecessesu diyordu Cenab-ı Hak. Müminler, müminlerin gizli ayıplarını araştırmayın. Ya gece ben kendi evimde kafayı çekmişim. Kendime göre bir vebal işlemişim. Seninle ilgilendirir gelmiş benim gizli ayıplarımı ilgim. Araştırıyorsun Ömer diyor. Diyor ki Hazreti Ömer dinledi. Göğsüne şöyle vurdu dedi. Helak oldun, oldun Ömer. Helak evet. oldun. Helak oldun. Ne sen beni duydun ne de ben seni gördüm Allah'a ısmarladık demiş Hazreti Ömer geriye dönmüş gitmiş. Bakın o zamanın bir sarhoşu bile Kur'an ayetlerine o kadar vakıf ki o Hazreti Ömer'i hizaya getirecek tabiri caizse. Bazı bir iptilalar, var. müptelalar var hocam. Bu iptilalarını mesela tutkunluklarını, bağımlılıklarını diyelim artık böyle terk etmekte çok zorlanıyorlar. Ya. Yani, evet. Çok yani. zorlanıyorlar. Evet Cenabı ee, Cenab-ı Allah. Bir, şimdi, e, bir evet. o içki içmiş bir ayeti kerimenin gereğini yerine getirmemiş. Hakikaten Hazreti Ömer farkına varmadan 3 ayeti gereğenin gereğini yerine getirmemiş oluyor bakın. İşte Hazreti kişi... Ömer'in Medine sokaklarında geceleri gezmesi meşhur hocam. Evet. Onu şey anlatır Akif. Ömer olmuş gezer siyaneti hak şu yatan beldenin huzuruna bak diyor. Yani koskoca bir cumhurbaşkanı, evet. cumhur reisi akşamleyin Medine'nin o münhani sokaklarında dolaşıp duruyor böyle. Evet, evet. Yani köpekler ejder misali saldırmaz, saldırsa da Böyle aldırmıyor tarzında Hazret Koca Kari ile Ömer manzumesinde bunu Akif çok güzel bir şekilde anlatır. Hatta evet, evet, evet. der ki böyle bir aşiyanı sefalet bakılmayıp göçse Ömer kalır altında hiç değil kimse. Kenarı diclede bir kurt aşırsa evet. bir koyunu gelir de adli ilahi sorar Ömerden onu. Yere gadrile bir damla kan dökünce biri koca bir girdab olur boğar Ömeri. Ömer, Ömer niçin aldın bu barı sırtına sen diye böyle inler adeta Hazreti evet, Ömer. Evet. evet. mevzumuz. <laughs> Ve la tecessesu Evet ayıplar, gizli ayıplar araştırmayız. Ve la ba'dukum ba'da. Üçüncü madde geldi şimdi. Kıyabında kardeşinizin kıybetini yapmayınız. Ya. Yani diyorsun ki bazen kardeşlerimizi uyarırız. Arkadaşlar neyiz? Kıybeti bırakalım. Ama kıybet etmiyorum ki diyor. hocam doğruyu söylüyorum <laughs> Halbuki zikrüke aḫa kibatekerhü Fatıma Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kardeşini e, hoşlanmayacağı bir vasıfla anmandır gıybet. Zaten doğru ise gıybet yanlışsa Yalnızsa iftira olur. iftira olur. Allah Daha büyük bir vebal oluyor. Şimdi gıybet o kadar kötü ki ya Cenab-ı Hak ölü eti yemeye benzetiyor. E yhubbu aḥadukum en ya'kula laḥma aḫīhi Ölü kardeşinin etini sizden biriniz yemek ister mi? Yani bir Şimdi görsek ki birisi gitmiş efendim kabristana, birisinin kabrini açmış, vefat eden adamın etini yiyor. Biz ne deriz? Aa. Şunu büyük ihtimalle söyleyeceğim. Bu adam artık insanlıktan çıkmış. ya. Yani. Bunu canavar yapmış. Çok şeni dedi. bir fiil olduğunu çok. veyahut da bir ya. amel olduğunu ya. ölü kardeşinin etini yemek şeklinde ya. ifade ediyor. Hani Rabbim bizleri gıybetten muhafaza ediyorsun. Buna başımızın belası. Çok kolay dil dönüyor anında hemen yanımızda olmayan bir şahıs hakkında atıp tutmaya başlayabiliyoruz evet. yani. Hocam diyorlar ya böyle Allah'a çok şükür ben hiç domuz eti yemedim. Hiç alkol kullanmadım ben ama, ama Allah razı olsun. Kalpler ayır. Yani evet ama yani. yani gıybet noktasında aynı hassasiyeti göstermiyoruz. Domuz eti yene hepimiz tepki gösteririz. Hocam bunun mekanı da yok biliyor musunuz? Yani. Caminin içerisinde de yapabiliyor. Ya. Şeye gitmiştim. Umredeydik hocam. Bizim Türk hacılarının olduğu yer biliyorsunuz. Altınol'un tam karşısıdır müezzin mahfilinin altıdır. Oraya gittik baktık. Yani <laughs> Bizim hacılar ya dedim ne yapıyorsunuz siz burada? Tutmuşlar böyle orada Arapları çekiştiriyorlar. Dedim ya, ya boş verin siz. Kabe'yi seyretmek ibadettir yani ya, burada. Ya, ya. Evet hocam yani insan boş bulunabiliyor yani. Maalesef yani e, ya eyühellezine amenu la tekunu kellezine nesullah ensahu minfusuhum. Evet. Ey iman edenler Allah'ı unutanlar gibi olmayın yoksa Allah kendinizi kendinize unutturur. Ya. Yani kendi ayıplarınızı göremez yani hale geliyorsunuz. Yani insanın kendisini. kendisini unutması çok Onun kötü için bir şey. Orada ya. da öyle diyor. Burada da diyor ki: "Vettequllah kerih gördünüz değil mi kardeşiniz etini yemeği? Tiksindiniz, tiksindiniz yani. Tiksindiniz. Ya. öyleyse Allah'tan korkun, yapmayın böyle şeyler." Evet. Sorumluluk duygusuyla hareket edin, Allah'a karşı saygılı olun. "İnnellaha tevvabur rahim." Zira Allah tevbeleri kabul eder, rahmetiyle ya. muamele eder. Yine tevbeye bakın. Ya. Bizi davet ediyor. Bak bu gibi şeyler Olabilir. Hasbel beşer olduysa tevbekar olun ki Cenab-ı Hakk'ın rahmetine nail olasınız. Şimdi bakın buraya kadar biz ne dedik Mehmet Hocam? Müminlerin müminlerle olan münasebetleri hakkında dedik ki bir, bir Müslümanın hakkında haber işittiysen araştır. Araştır. İki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği şer'i hükümlere tabi ol, itaat et yoksa perişan olursun. İnsanlık olarak yani dünya insanları olarak sıkıntıya girersiniz. Üç, Dedik ki Allah için sev Allah için boğzet. Evet. Dört dedik ki iki mümin taife birbiriyle savaşmışsa birbirini tekfir edip diğerini efendim tutma. Müminlerin arasını sen ıslah etmeye çalış. Yani dördüncü madde beşinci madde dedi ki mazlumdan yana ol. bahi'den yana olma. Evet. Altıncı madde dedik ki katil ve kıtal hadiseleri dahi uhuvvet rabıtasını koparamaz. Müminler kardeş kavgası yapsalar yine kardeş yine kardeş. Sonra dedik ki kardeşlik hukukuna riayet etmek için de şu altı maddeye riayet etmek lazım. Üçü huzurunuzda olan kardeşleriniz hakkındadır. Diğer üçü de gıyabında ıı, takmanız gereken evet, tavırlardır dedik. Şimdi birincisi dedik ki kardeşinizle alay etmeyiniz. Ya. İki kardeşinizin ayıbını yüzüne vurmayınız. Üçüncüsü kötü lakaplarla çağırmayınız. Dördüncüsü suizan yapmayınız. Ya. Beşincisi onun gizli ayıplarını araştırmayınız. Ve altıncısı da o kardeşinizin gıybetini yapmayınız ki kardeşlik hukuku yara almış olmasın. Şimdi geliyor ondan sonra son iki madde vaktimiz var. Özetleyelim onu. Var Onları özetleyelim evet, hocam. 6 dakikamız var. Altı dört dakika, hatta 4 dakikamız var. Özetlemeye çalışalım. Sonra geliyor bir müminin bütün insanlarla münasebetlerine. Ya eyyühen nas diyor. Ey insanlar! İnna cealnakum inna halaknakum min zekerin ve unsa. Sizi bir erkekten bir dişiden yarattık. Ve cealnakum şuuben ve kabaila. Sizi kavimlere, şubelere yani kabilelere, Kabilen. ayırdık. <laughs> İnne ekramakum indallahi etkakum. Ha li ta'arafu. Tanışasınız diye, kavga edesiniz diye değil, boğuşasınız diye değil, harbedesiniz diye değil, hava atasınız diye değil, üstünlük taslayasınız hmm. da diye de değil li ta'arufu için birbirinizle e, tanışasınız diye böyle yaptı. La li tenakeru diye tefsirlerde geçiyor. Ya. Yani birbirinizi, birbirinizi yadırgıyasınız, yadırgıyasınız diye yadırgıyasınız değil. değil. Ya. Birbirinizi inkar edesiniz diye değil. 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 İnne ekremakum ya Rabbi peki hangi kabile, hangi kavim daha üstün? İnne ekremakum indallah ettakakum. Allah nazarında, Allah nezdinde Allah'a karşı en saygılı olan kimse en üstün odur. Evet. Süper ya. Evet. Gördün mü dini? Din Mesela budur olur. yani. Din böyle olur. Tabi. Hak din işte Allah'ın dini. Hmm. Kim daha fazla sorumluluk duygusu yaşıyor? Kim hesap şuuruyla yaşıyor? Allah'a karşı saygısı tam zirvedeyse Allah katında adam odur işte. En değerli şahıs o. Hangi kavimden olursa olsun, zengine olursa olsun, hmm. ırkı ne olursa olsun. İnna Allah alimun habir. Bilin ki Allah her şeyden haberdardır. Her şeyi bilmektedir. Bak ona göre tavır sergileyin. Irkçılık da bu başımızın belasıdır. Dünyanın en büyük sıkıntılarından ya. birisidir. Allah muhafaza buyursun. Peygamber Efendimiz ne güzel buyurmuş ya. Arabun aceme, acemin araba ya. üstünü yok. Kullukum benu Adem ve Adem khuliqa min turab. Ya. ya hepiniz Adem oğullarısınız. Adem topraktan yaratıldı. Toprak ya asınız toprak yani ne beyaz derilinin siyah deriliye ne de siyah derinin beyaz üstünlüğü yok hmm. ki. Üstünlük ancak takva iledir. Yani. La takva la fazle illa bit takva. Efendimiz de öyle diyor veda yani. hutbesinde. Bakın Efendimiz vefatına yakın zaman dilimi içerisinde ne buyuruyor? La fazle illa bit takva. Ey insanlar üstünlük ancak takva iledir. Sakın yanılmayasınız. Hmm. Öyleyse Rabbim bütün insanlık alemini tende kardeş kabul edenlerden eylesin. Müminler Amin. hem tende kardeşimiz hem dinde kardeşimiz. Evet. Ve insanlar yani mümin olmayanlar da tende kardeşimiz ya. Hazreti Adem ile Hazreti Havva'dan geliyoruz. Hepimiz bu anlamda kardeşiz. Evet. Ve ile ehahum mesela Cenab-ı Hak ve ile hu ve ile adin ehahum da Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Aslında din kardeşliğinden bahsetmiyor. Aynı kavimden olduklarından dolayı. Bak kardeş diyor ona da. Evet. Dolayısıyla bütün insanlara kardeşim demekte de bu anlamda bir vebal, bir sıkıntı yok. Hilkatte kardeş değil mi Hilkat'te hocam? Hilkatte kardeşiz. Diğer evet. tarafta da dinde kardeşlik var. Yani o Daha özel. Olarak, özel. Tabii. Son olarak şunu gelelim. Dedik ki bir de e, imandaki sadakatin önemini vurguluyor hucura suresi. Galetil evet. e'rabu diye başlayan ayetlerden itibaren Esed oğullarından efendim bir güruh bir grup gelmişler efendimize. Ya Resulullah demişler biz iman ettik. Kaletil Arabu amenna biz iman ettik. E ne demek istiyorsunuz? Bak filan kabile gibi seninle savaşmadık. Filan kabile gibi sana karşı cephe almadık. yani bize biraz sadaka ver. Maddi karşılık bekliyorlar yani. Mümin olmalarını başa kalkmak istiyorlar. Evet. Minnet etmek istiyorlar. Sana bu kadar iyilik etmek. Yani biz iman ettik. Bizim iman etmemiz senin için çok büyük bir nimettir, bir iyiliktir. Bak falan gibi yapmadık, falan gibi yapmadık. Biz iman ettik dedik, geldik. E bize yardım etmeyecek misin? Kullem tu'minu ve lakin kulu amennâ. Eslemnâ. Ve lakin kulu De ki ey Resulüm siz iman etmediniz de deyin ki teslim olduk, mecbur kaldık. Teslim olduk deyin. Ee, Evet. Velakin kul eslemna ve lemma yedhul el imanu fi kulubikum henüz daha iman kalplerinize girmiş değil ki. Ve in Allah ve rasuluhu la yalidkum min amalikum şey'a. Samimi olsanız Allah'a ve Resulüne itaat etseniz Allah amellerinizden zerze bir şey eksiltmez. İnne gafurur rahim. Cenab-ı Hakk'ı gafur ve rahim olarak bulursunuz. Allah'ın mağfireti bol, rahmeti çoktur buyuruyor. Evet. Sonra Geldi mi vakit Mehmet Bey? Evet hocam. Bitiriyoruz. Toparlayalım. Evet. Sonra geliyor. İnnemel mu'minun ellezine amenu billahi ve rasulihi ve cahidu ve cahidu bi emvalihim ve enfisihim fi sebilillah. Fusmelem yartabu. Evet. Müminler maddi karşılık bekleyenler değil. Müminler ancak o kimselerdir ki iman etmiş Allah'a ve Resulüne sonra zerre kadar şek ve şüpheye düşmemişlerdir. Sonra mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad etmişlerdir. Ulaike humus sadiku. İşte onlar. İşte tır. onlar sadıkların ta kendileridir. İmandaki sadakat budur. Evet. İman edin, bir şey beklemeyin. Ve ma es'alukum min ecr. İn, <laughs> in ecri illa ala rabbil alemin deyin. Maddi beklentiler sebebiyle eğer Müslümanlık yapıyorsanız yazıklar olsun size. Ya. ya. Yani böyle demek istiyor bu ayet-i kerime. Tabii. Ya bununaleyke en lütuf tercih etmekte mi hocam? Yamunnun en eslemu. Müslüman olmalarını başa kakıyorlar, Yaa. minnet ediyorlar. Kul la temunnu alayye islamakum ey resulim de ki bana Müslümanlığınızı minnet etmeyin. Ve kul la temnu alayye islam belillahu yamunnu alaykum en hadakum lil imanin kuntum sadikin. İştelik Allah Teala Hazretleri size iman nasip eder. İman nasip ettiyse Cenab-ı Hak çok büyük bir lütufta bulunmuştur. Yaa. Eğer Lütufsa, keremse sizin iman etmeniz değil, Cenab-ı Hakk'ın size iman nasip etmesidir. İman nasip Eğer sadık insanlar, samimi insanlarsanız böyle düşünün diyor. Son ayet Hucurat Suresi. اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ Artık tam gayb oluyor. Evet. Bilin ki Allah semavatın da arzında gaybını çok iyi bilmektedir. اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ بَص۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ve Allah yapmakta olduğunuz şeyleri görmektedir diyor. Yüce Rabbim Allah'a karşı saygılı davranan, Peygamber aleyhissalatü vesselama saygılı davranan, müminlerin hukukuna riayet eden, bütün insanlık alemini kardeş kabul eden ve imanında sadakat gösteren kulların zümresine ilhak eylesin diyorum. Teşekkür Amin. ediyorum hocam. Hayırlı evet, Ramazanlar diliyorum. Asıl biz diyorum teşekkür kardeşim, ederiz hocam. Allah razı olsun. Yorgundunuz. Davetimizi kırmadınız, geldiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ama çok güzel oldu. Hucurat suresini beş başlık altında e, incelemiş olduk. Değerli izleyicilerimiz de inşallah buradan bu ayeti kerimeleri takip etmişlerdir. Mesela Resulullah bizim aramızda. Her ne kadar bedeni misalisiyle Efendimiz aramızda yok ama onun sünneti bizim aramızda. Öyle değil mi hocam? Onun sünnetine sarılmak suretiyle Resulullah Efendimiz'i kendi aramızda ne yapabiliriz? Yaşatabiliriz bu anlamda. Bir de aklıma şey geldi hocam. E, Tabi sizin o duanızın üzerine de söz söylemek de istemiyorum ama. Ve cealnekum şuuben ve vakaba li ta'arafu. Mesela Allahu Teala bizi kabile kabile şube şube yaratmış. Ta ki birbirimizle muharefe edelim, tanışalım diye. Bu anlamda. Mesela burada ırkçılığı reddeden şeyler var. Hazreti Peygamber de el-İslamiyetü cebbetil asabiyye. İslamiyet cahiliye asabiyesini o ırkçılığını ne yapmıştır? Böyle kırmıştır, yok etmiştir, ortadan kaldırmıştır. Yani e, bu insanlara karşı mesela bu Malcolm X Malik El şahbaz olarak ifade edilen e, beyaz insanların siyahlara karşı olan tavrından dolayı hatta orada Tanrı siyahtır gibi bir ifade de çıkıyor. Vallahi. Çünkü o kadar çok böyle tepki görmüşler. Ya. Fakat daha sonradan Kabe'ye gidip insanları görünce orada mesela renkleri farklı dilleri farklı farklı evet. insanları aynı sofranın etrafında cem olmuş olarak görünce bütün bunlardan ne yapıyor vazgeçiyor böyle. Şimdi burada güzel bir söz var. Ruhun ırkı yoktur. Ya. İnsan da kemal manada ruhtan ibarettir. Asıl yapılan şey nedir? Yani akılsız çocuklar gibi bir elbise davası gütmektir. Yani beden fanidir. Aynen. Dolayısıyla mesela ilk ırkçı şeytandır. Belki ona da temas edilebilir. Yaratılışının esas olan maddeyi üstünlük Aynen. vasıtası saydığından dolayı dolayısıyla ırkçılık yapan insanların kimin peşinden gittiklerini çok iyi idrak etmeleri gerekiyor. Dolayısıyla şeytanın peşinden gitmekten Allah'a sığınırız. Şu Allah ayette konusun. bağlayalım mı? Hay hay hocam. وَاَخْتِلَافُ أَلْوَانِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ Sizin renklerinizin ayrı ya, ayrı olmasında, dillerinizin farklı farklı olmasında nice ibretler var ama alimler için. Ya. Hak ve hakikati, hakikati bilenler için. Şahil anlamaz ki bunu. Evet. Çok değerli izleyiciler, bugün değerli hocam Profesör Doktor İsmail Altun'la fakültemiz öğretim üyesi Hucurat Suresi etrafında konuştuk. Onu müzakere mütala etmeye çalıştık. Yani Kur'an eczanesinden bize bakan, yani bizim manevi hayatımızı, maddi hayatımızı, aile hayatımızı, şahsi hayatımızı ilgilendiren çok güzel düsturları burada Rabbimiz bizlere talim ediyor. Dolayısıyla inşallah faydalı olmuştur diye düşünüyorum, temenni ediyorum. Bu ayeti kerimelerde bize bildirilen bunları birer emir telakki edip hayatımıza hakim kılmamız gerekiyor. En azından e, tababetine inandığımız bir doktorun bize yazmış olduğu bir ilaç kullanırken göstermiş olduğumuz hassasiyeti buradaki emirlere daha fazla göstermemiz gerekiyor. Evet bugün de bugünlük de bu kadar diyelim. Lalapaşa Lala Paşa Camii İmam Hatibi Musa Dağ hocama katkılarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli hocama da. Bu güzel katkılarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Kendilerine ayrıca dualar da ediyorum böyle. Hastaları var, cenab-ı hak hastalarına da şifalar ihsan eylesin. Amin. En son şunu yapayım. Ya da fi'al belaya itfa'anna'l belaya fallahu hayrun hafizan ve huve erhamur rahimin. Gelin bu duaya hep beraber amin diyelim. Amin. İftar vaktinde her zaman söylüyorum. Kahraman ordumuz şimdi Kuzey Irak'ta bir mücadele içerisinde. Bugün gene iki şehidimiz var. Biz burada rahat ortamda Hucurat suresini mütala ederken orada düşmanla burun buruna can siperane mücadele eden kahramanlarımız var. Bizim geleneğimizde iki ordu vardır. Biri leşkeri duadır, biri leşkeri gazadır. Leşkeri gaza dediğimiz bizzat cephede mücadele eden leşkeri dua da onların geride bıraktıkları çoluk çocuklarının ve aile efradının ve bizlerin onlara yapmış olduğu duadır. Dua ordusudur. İnşallah bizler de özellikle duaların makbul olduğu vakitler olan iftar vakitlerinde bu duamızı onlardan esirgemeyelim. Cenab-ı Allah o kardeşlerimizin şehadetini makbul eylesin. Ebedi saadette onları Hazreti Peygamber'e komşu eylesin. Ebedi saadete nail eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Evet herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Ramazan'ınız mübarek olsun efendim.